Gerçek Futbol'dan merhabalar. Bugün iki tane önemli maç vardı. Beşiktaş deplasmanında 4-1 beklemediğimiz kadar farklı bir skor aldı ve iyi de bir top oynayarak zorlanacağını tahmin ettiğimiz maçta rahat bir galibiyet aldı. Biraz önce biten maçta Fenerbahçe deplasmanında Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Soğuk havanın ve zeminin kötülüğünün etkisi. Açıkçası ben senelerde Sivas deplasmanlarında zemini bu kadar kötü hakikaten görmemiştim. Yani hava hep orada soğuktur ama yani alttan ısıtma biliriz. Sivas'ta senelerdir var. Belki de Türkiye'de ilk kurulan alttan ısıtma sistemi kurulan stadyumlardan bir tanesi. Ama bugün hakikaten tarla gibiydi. Bu iki, hem de eksiklikler Fenerbahçe'nin, Sivas'ın da vardı. Bunlar da eklenince eksiklikler gerçekten hoş bir futbol ortaya çıkmadı. Maç berabere bitti. Bana göre zaten kazanan olsa öbür tarafa biraz haksızlık olurdu. Maçın hakkıydı yani. Sen nasıl yorumlayacaksın Murat? Fenerbahçe-Sivas maçıyla başlayalım. Demin bitti. Fenerbahçe Sivas maçında dediğin gibi zemin biraz futbolu engelledi. Daha çok Sivas maçın başlangıcında önde presle başladı dikkat edersen. Kademeli olarak önde Fener'i kapatmaya çalıştılar. Yani oyunun başında belli golü bulayım yatayım havası vardı her iki takımda da. Çok top kaybı oldu dikkat edersen. Zeminin de etkisi vardı. Top pas yapmaya elverişli değildi açıkçası. Daha sonra Sivasspor'un bir korner topundan gelen karambole şutunda Yatabari'nin ayak ucuyla dokunması. Yani kaleci çok yanılttı o. Biraz kontrpiyede kaldı kaleci Altay'da. Topun yön değiştirmesiyle gol oldu. Karambol bir toptu açıkçası. Ondan sonra Sivas'ı gördüğünüzde o 0-0'a giden oyunun dışında Sivas geri yaslandı hemen. Fenerbahçe de pozisyon aramaya çalıştı. Özellikle Valencia'nın böyle agresif bir tutumu vardı ama sonuçlanmayan da hücumları vardı. Böyle istekli arzulu gibi göründü ama senin de dediğin gibi biraz sonunu getiremedi Valencia. Samat da Valencia'ya göre biraz durgundu maç içerisinde. Ben öyle gördüm. Yani top Fenerbahçeli oyunculardayken ben kamera Samatlı'yı çekerken baktım. Yani çok hareketli göremedim Samatlı'yı açıkçası. Apindangoya çok iyi kademe yaptı kendisini. Etkisiz göründü. Fenerbahçe forveti benim gördüğüm Vedat Muriç de vardı mesela. Vedat Muriç etkisiz gibi görünmüyordu. Ön alanda presini yapıyordu. Yani takımı bir Çok heyecan veriyordu. tutuyordu, Anlatabiliyor saklıyordu. muyum? Presini yapıyordu. Samat'ta da o verimliliği göremiyorum açıkçası. Ayağına gelince bir şeyler yapıyor ama Fenerbahçe forveti hareketli olacak. Sabit, statik bir forvet olmayacak. Onu demek istiyorum. Yani Valencia'da onu yapıyor ama sonunu getiremiyor. Öyle söyleyeyim size. Dengeli bir oyundu açıkçası. Maçın bütününe bakarsak yani senin dediğin gibi yani kazanan biri olsaydı öbür takım haksızlık olurdu. Sivas'ın girdiği pozisyonlar, Fener'in de girdiği pozisyonlar vardı. Yani oyun tamamıyla hakkı beraberlikti. Maç öncesinde hani Fenerbahçe'ye Sivasspor tarafında belki hani maç 1-1 bitecek kabul ediyor musunuz deseler büyük ihtimal ederlerdi bu hava şartlarında. Ama şu anda Fenerbahçelilerin biraz içi hani buruksa 3 puan alamadık diye o da bence öğlenki Beşiktaş maçından dolayı. Yani Beşiktaş orada beklenmedik bir 4-1'lik bir skor alınca farklı. Evet. Tabii Fenerbahçe'nin bu maçı alma zorunluluğu ortaya çıktı biraz. Sivas'tan bu oyunu bekliyorduk. Bizi şaşırtan biraz Karagümrük oldu. Evet, ben Normal. de daha iyi bir futbol bekliyorum Karagümrük'ten. Evet. O maça da gelelim yavaştan. Son bir Fenerbahçe ile ilgili şunu soracağım sana. Buyurun. Şimdi Mesut hani herhalde hafta içi artık imzalayacak. Mecbur zaten zaman bitiyor. Evet. Ben söyledim hani. Bugün Ali Başkan maçtan sonra açıklama yaptı. İşte Evet, bir dediğin gazeteci gibi. ben onu açıklayayım. Belki duymayanlar olabilir. Gazeteci Salah'ı, Osayi ve Mesut Özil transferi hayırlı olsun dedi. Gidecek oyuncular belli mi dedi. Gazeteci sadece bunu sordu. Ali Koç evet gidecek oyuncular belli dedi. Ama dedi siz soruda sormayı unuttunuz ama ben cevap vereyim. Gelecek oyuncular da var dedi. Gelecek oyuncular dedi. Yani çoğul kullandı. Tahminim birden fazla transfer yapılacağı için sen de iyi tespit yapan bir moderatörsün. Bence tahminim forvet bir de kanat açık gibi geliyor bana Fenerbahçe'nin alacağı oyuncular ama ben mevkilerden daha çok kimler gelecek çok merak ediyorum açıkçası. Evet, peki isimler o mevkilerde açığa çıkmadı, Vedat Muriç duyulmadı. ismi dönüyor biliyorsunuz. Evet. Çok süre alamıyor Lazio'da. Vedat Muriç gelirse bu oyun yapısında Fenerbahçe'nin bu seneki oyun yapısı bir de Mesut Özil takviyesi yani leblebi gibi gol atabilir Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin maçları Fenerbahçe taraftarlarına çok zevkli geçebilir.
Evet. Orada bir tek sanki Lazio bu kadar para verip aldığı bir oyuncu tekrar eski kulübüne 6 aylık da olsa kiralık verir mi diye. Ama şu an süre alamıyor. Yani ben bence Lazio daha avantajlı olur bu durumda. Futbolcusunu hem oynatmış olur. Anlatabiliyor muyum? Hem de ya, golleriyle değer kazanır futbolcu. Yani sonuç olarak senin malın, Lazio'nun malı bu oyuncu. Mantıken öyle. Mantık öyle söylüyor. Ama bu şu ana kadar hiç bunun lafının dönmemesi, yani böyle bir şey olacak olsaydı, sonuçta her şey çok taze, yani ilişkiler de var hala iki kulüp arasında mutlaka. Bence transfer sezonu başlamadan ilk bitecek transferlerin biri bu olabilirdi eğer Vedat Muriç olsaydı. Yani sanki başka bir futbolcu olabilir gibime geliyor. Haftaya göreceğiz artık, zaten süre bitiyor. Şimdi Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş dediğimiz gibi çok iyi bir futbol oynayarak. Dolu düzgün gidiyor, öyle söyleyeyim ben. Bayağı iyi top oynuyorlar. Yani bugün oyunun hiçbir anında acaba puan Karagümrük deplasmanı, hem de iyi bir, ligin iyi takımlarından biri. Hiçbir anında acaba puan kaybeder mi diye düşündürtmedi Beşiktaş. Yani birinci dakikadan başlayarak oyuna hükmetti ve yani Domine etti. Maçı evet alacağım diyordu zaten. Golü bulmadan önce de birçok pozisyon vardı zaten. Nasıl yorumlayacaksın maçı? Ya ben tamamıyla ben şu olaya şu yönden bakıyorum. Yani rakipler diyorlar ya Beşiktaş'a karşı kapanıyor. Yani Beşiktaş'a karşı rakipler kapanmıyor. Ben onu bugün çözdüm. İyi analiz yaptım. Yani geçen hafta Galatasaray'da kapanmak zorunda kaldı. Yani bu şu şöyle özetleyeceğim ben. O izleyiciler de yanılsın diye. Yani ikili mücadeleye rakipler girdiği zaman Beşiktaşlı oyuncular, bunu Karagümrük maçında da gördüm. Net Beşiktaşlı oyuncuların üstünlüğü var. Bir deniyorlar, iki deniyorlar, üç deniyorlar. Anlıyorlar ki Beşiktaşlı oyuncular kendilerinden fizikli, kondisyonlu. Kendilerini geri atıyorlar. İkili mücadeleye ondan sonra girmemeye başlıyorlar. Yani Beşiktaşlı oyuncular çok zinde, çok şöyle söyleyeyim, kuvvetliler açıkçası. Kondisyondan bağımsız. Çok kuvvetliler. Yıkılmıyorlar. Oyuncu, yani rakibin bıraktığı yerde oyuncular, Beşiktaşlı oyuncular kalkıp devam ediyor. Öyle söyleyeyim size. Yani bu da rakibi geri atma, yani mücadelelerini kaçınınca rakip kendini geri yaslıyor. Kontrole gideyim bari diyor. Yani Beşiktaşlı oyuncular bu fizik üstünlüğünü devam ettirirlerse, zaten teknik oyuncuları var, kapasiteli oyuncuları var. Yani böyle skora gidiyorlar. Yani açıkçası ben Galatasaray maçında geçen hafta ona değinmeye çalıştım. Bu kadar bariz bir fizik üstünlüğü bir takımda olamaz. Ben bu fizik üstünlüğünü daha çok Şampiyonlar Ligi maçlarında görüyordum. İyi takımların kötü takımlara karşı. Yani Beşiktaş bir sakatlık olmazsa, bu oyuncu kadrosuyla devam ederse, bir de ilave transferlerle, yani puan kaybı şu şekilde zor görünüyor. Yani ben açıkça söyleyeyim. Yani fizik üstünlüğü sağladığı takımlar ligin en tepedeki takımları. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biraz klasman altı takımlarına şov yapar Beşiktaş. Öyle söyleyeyim size. Beşiktaş'ın bilmiyorum yani zor şu an, bilmiyorum rakipleriyle Beşiktaş bence zor puan kaybeder. Ben bugün onu gördüm. Beşiktaş'ın benim gördüğüm tek bir dezavantajı olabilecek. Şu anda değil ama yani ilerleyen maçlarda kritik bazı oyuncular var tabii Beşiktaş'ın. Bunların başında tabii Vida geliyor stoperde. Orta sahada Josef de Souza. Mensah çok iyiydi mesela. Mensah bireysel performansı bugün evet iyiydi gerçekten. Ama takım için kritik oyunculardan biri de ileride Aboubakar. Bu üç oyuncunun pek alternatifi yok. Kadro denildi de Beşiktaş'ta hani çok fazla değil bu oyuncularda, bu kritik yerlerde. Bir sakatlık önemli maçta, işte bugün Fenerbahçe'nin kaç tane şey vardı, eksiği vardı bilmiyorum mesela. Yani Beşiktaş öyle bir şey yaşamadı. Yaklaşık 10 maçtır falan bir kemik kadroyla devam ediyor. Evet. Tabii ki orada bir yine takımın, kulübün yani antrenman teknikleri mutlaka ki bir artısı vardır. Ama öyle de bir avantajı oldu Beşiktaş'ın. Yani bundan sonra öyle ters bir durumda Beşiktaş bir tek öyle bir durumda bence de sallanabilir. Yoksa ama bugün Sergen Yalçın bir layıç hamlesi de yaptı biliyorsunuz. Son 15-20 dakika oynadı. Bir de gol attı, sayılmadı biliyorsun. Elle oynamadan dolayı. Laiç'i de bu kadroya katarsa yani bir gömlek daha üstte çıkabilirler. Kesin yani. Zaten bir şey katmaları lazım. Ya Laiç ya da işte Hulk lafları dolaşıyor. Evet. Ne durumda, tam oyuncunun son durumunu bilmiyorum ama Hulk tabii önemli futbolcu. Beşiktaş'ın da özellikle yani ileri hücum hattında o çok bayağı zenginlik katar.
Beşiktaş da bu hafta Göztepe ile oynuyor İnönü Stadı'nda. Evet. Bilmiyorum, Göztepe'de kontrolü iyi çıkan takım. Bilmiyorum, yine yaslanacaktır Göztepe. Yani yaslanmak zorunda kalacaktır Beşiktaş. Takımları yaslanmak zorunda bırakıyor, öyle söyleyeyim. Takımlar yaslanmıyor. Artık Göztepe ama diri takım, öyle söyleyeyim size. Güzel maç olur bence. Bu haftanın, daha doğrusu ilk yarının galiba son haftası olacak. Son haftası, evet. Maç Fenerbahçe'de Kayseri Spor'la oynuyor. Kendisi açısından rahat bir maç olacak bence. Hı-hı. Bir Galatasaray'ın maçı zor görünüyor. Malatya'da Malatya'yla. Evet. O üç sonucu da müsait bir maç gibi gözüküyor. Evet. Ben Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin çok fazla hani problem yaşayacağını zannediyorum. Kayseri ama Göztepe'de de iyi kontrole çıkan oyuncular var. Öyle söyleyeyim size yani. Dediğim gibi Beşiktaş ağır basıyor kendi evinde evet, şu an. Evet, ağır basıyor. Şu şeyle. Yani şu ortamda ağır basıyor. Şimdi yani bana sorsanız tek sonuçlu maç ama Göztepe'nin de ileri uçlarında çok süratli oyuncuları var. Yani anlık Göztepe'nin bir öne geçmesi falan Beşiktaş'ı tedirgin edebilir. Beşiktaş bir de evet. Şöyle bir durum var. Son oynadığı 8 maçta sadece bir kez geri düşmüş Hatay maçında. O da beraber etti biliyorsunuz. Evet. Beşiktaş geri düşerse bu refleksi verebilecek mi? Onu hiç test etmedi Beşiktaş. Bu ama biraz da takım gücüyle alakalı. Yani evet. 8 maç 9 maç üst üste ilk golü yemiyorsanız eğer o tesadüf evet. Değildir yani veya şans değildir. O takım gücüyle alakalı. Bir Hatay maçında oldu o da berabere bitti biliyorsun. Evet. Orada da pardon orada Beşiktaş öne geçti. Evet, evet. Beşiktaş öne geçti berabere bitti. Yani Beşiktaş son 8 maçtır hiç geri düşmüyor. 1-0'dan 2-1'e geldi galiba. Evet 1-0'dan 2-1'e geldi. Sonra 2-2 evet. Oldu. Evet. Göreceğiz. Önümüz bir gün sonra zaten tekrar yeni haftanın maçları başlayacak. Evet. Bu üç maç gerçekten kritik. Geçen de demiştik. Galatasaray açısından özellikle çok kritik bir hafta. Hani Fener, Beşiktaş puan kaybedebilir. O yüzden hani Galatasaray'ın Denizli galibiyeti çok önemli diye ama Beşiktaş beklemediğimiz kadar kolay kazanınca açıkçası bilmiyorum belki Galatasaray tarafının da hani şeyi kırılmış olabilir. O yüzden çok psikolojik olarak da önemli galibiyet bugünkü Karagümrük maçı. Evet. Bakalım takviyelerden sonra iki taraf nasıl tekrardan Beşiktaş'ta biliyorsunuz bu Göztepe'den sonra ligin ikinci yarısına ara verilmiyor. Hemen başlıyor biliyorsunuz bir hafta sonra. İlk maçı Trabzonspor'la yani evet. Güzel bir derbi izleyeceğiz. Evet. Evet. Trabzon'da yükselişte. İnşallah evet. İlk yarıya göre daha güzel bir futbol genel olarak her maçta izleriz. Evet. Teşekkürler Murat bugünkü yorumların için. Yeni haftada görüşmek üzere. Görüşürüz.